karakterini ekrana ben buradan okuyacağım. Çünkü ben kalmış çünkü. Zaten o sesi dinliyoruz çünkü. Ben buradan okurum.5 Ocak 2024 Cuma saat 18 asıl mesele başlıyor. Ben İnan Demirer. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin aldığı ihlal kararından sonra Can Atalay'a ilişkin ikinci ihlal kararından sonra Yargıtay'ın verdiği karar gündemin başat meselelerinden biriydi. Hem Yargıtay Başkanı'ndan hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi. İkisini peş peşe aktaracağım size. Önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın ne dediğine bakalım. Bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Bir ikilem var Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir ikilem var. Bu konuya ilişkin ne diyorsunuz diye sordu gazeteci meslektaşımız. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'dan gelen yanıt şöyle. Derin ve uzun bir konu. Anayasa Mahkemesi ile bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süre gelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve anayasanın yorumundan kaynaklanan ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız oldu. Gerçek. Şimdi Yargıtay Başkanı diyor ki 5-6 yıldır diyor bireysel başvuru hakkının kullanımına ilişkin ve bireysel başvurular üzerine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara ilişkin 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var diyor. Şunu merak ettim. Acaba neden 5-6 yıldır? 2012 yılında AK Parti hükümeti tarafından anayasaya konuldu. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, Avrupa Birliği reformları kapsamında ve AK Parti yıllarca bununla övündü. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu açmakla övündü. Şimdi bireysel başvuru sisteminin kendisi bir problem haline geldi. Yargıtay Başkanı diyor ki Mehmet Akarca, son 5-6 yıldır görüş ayrılıkları var diyor. Acaba son 5-6 yılda değişen ne? 12 yıldır yürürlükte olan bir sistem, bireysel başvuru hakkı. Son 5-6 yılda ne değişti de Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin verdiği kararlar bir ikilem doğmasına sebep oldu. Görüş ayrılıkları yaratmaya başladı yargının tepesinde. Acaba ne oldu? Devam edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin hem Hürriyet Gazetesi'ne hem de CNN Türk Televizyonu'na yani Demirören Medya Grubu'na röportajlar verdi. Orada Can Atalay sorusu da Can Atalay kararı ve Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın aldığı kararlar da soruldu Bekir Şahin'e. Bundan sonra ne olacağına ilişkin bir cevap aldık Bekir Şahin'in söylediklerinden. Dinleyelim. Dosya fiziken şu anda bizde herhangi bir itiraz gelmediği takdirde daha önce 4 ceza dairesine itiraz edilmişti. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz fiilen fiziken. Bir itiraz gelmediği takdirde dosyayı mahalline göndereceğiz diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Dosyanın mahalli İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarını yolladığı, bunu uygulayın, bir an önce uygulayın, Can Atalay'ı tahliye edin dediği ama bunu yerine getirmeyen, topu iki seferdir Yargıtay'a atan mahkeme. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Kararı oraya göndereceğiz diyor. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hürriyet'e verdiği röportajda şöyle söylüyor. Daire
daire, Yargıtay 3. daire, yani bu kararları alan daire, hükümlü Atalay hakkındaki kararın bir örneğinin de anayasal zorunluluk gereği tekrar TBMM'ye gönderilmesine karar vermişti. İlk kararı atıf yapıyor. Bu nedenle biz dosyayı meclise göndermeyeceğiz diyor. Biz dosyayı meclise göndermeyeceğiz. Kesinleşen 18 yıllık mahkumiyeti nedeniyle milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi konusunda takdir ve gereğinin ifa yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Şimdi Anayasa Mahkemesi ilk ihlal kararını aldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerine getirmedi. Topu Yargıtay'a attı. Yargıtay da o çok tartışılan ilk kararı aldı. İlk kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutun ve Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürün diye. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kararı genel kurulda okutmadı. Numan Kurtulmuş'un bu konuyla ilgili bir baştan beri değişmeyen bir tutumu var. Değişmeyen bir tutumu var. Zaten işte milletvekili seçildikten sonra Can Atalay'ın adı yemin töreninde okundu. Mecliste bir odası var. Kapısında adı yazıyor vesaire. Şimdi bu ikinci karardan sonra Numan Kurtulmuş Meclis Genel Kurulu'nda kararı okutup Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin önünü açacak mı, açmayacak mı? Tutumunda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Yanıtını beklediğimiz sorulardan biri bu. Şu ana kadar bir emare yok meclis başkanının tutumunun ne olacağına ilişkin. Bir soru da yöneltilemedi kendisine. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözleri şöyle anlaşılabilir. İkinci karar, Yargıtay'ın aldığı ikinci karar meclise gönderilmeyecek. Dolayısıyla buna ilişkin yeni bir tartışma da açılmayacak. Yani ilk karar mecliste duruyor, ikinci karar meclise gönderilmeyecek. Bakalım öyle mi olacak? Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu meseleyle, Can Atalay meselesiyle ilgili tutumunu aktardım. Erdoğan, Yargıtay o ilk tartışılan kararı aldıktan sonra ve o karar yargıda büyük kriz, hatta Özgür Özel bunun sivil darbe olduğunu söylüyor. Yargıda darbe olduğunu söyleyenler de oldu Yargıtay'ın aldığı kararın. Yargıtay'ın yanında bir değerlendirme yapmıştı Erdoğan ilk açıklamasında, ama sonra tutumunu değiştirdi. Biz hakem konumundayız dedi. Ne o tarafı tutuyoruz, ne bu tarafı tutuyoruz dedi. Zaten bu tutum Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un meseleye bakışına da yansıyor. Şimdi Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, dün akşam Habertürk yayınında konuştu. Ömer Çelik'e bu Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki kriz soruldu ve Ömer Çelik, AK Parti'nin bu meseleye dair tutumunun ne olduğunu bir kez daha anlattı. Dinleyelim. Biz hukukçu değiliz ama okuduğumuzda, karşılıklı eleştirileri dikkate aldığımızda bizim içinden çıkabileceğimiz, yani bu taraf haklıdır, bu taraf haksızdır diyebileceğimiz bir mesele de söz konusu değil. Her tarafın kendisine göre argümanları var. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben burada hakem pozisyondayım. Burada devlet organları arasında nihayetinde uyumu gözetme görevi var Cumhurbaşkanlığı makamının. Ama bunun da ötesinde yazılımla ilgili bir mesele var. Yazılım nedir? Anayasadır. İşte eski adıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, devlet teşkilatının esasını oluşturuyor. Şimdi burada birbiriyle, başka konularda da söylüyorlar hukukçu arkadaşlar, birbiriyle çelişen hükümler var diye. Dolayısıyla yeni anayasa olmadığı müddetçe, yani sıfırdan yapılmış bir anayasa olmadığı müddetçe siyaset ve devlet hayatının önüne buna ve bunun şimdi tahmin edemediğimiz bir sürü kriz gelecek. Türkiye niçin bir anayasa yapamıyor? Esas mesele bunun üzerinde konuşmak lazım ve bunu yapmak lazım. Anayasayı işaret ediyor. Ömer Çelik yeni anayasayı işaret ediyor. Bu meseleye ilişkin, yani yargıdaki bu krize ilişkin AK Parti'nin tutumuyla MHP'nin tutumu arasında keskin bir fark olduğunu başından beri görüyoruz. AK Parti tarafsızız, hakem rolündeyiz, taraf tutmayız diyerek daha ılıman bir pozisyon ortaya koyuyor. Ama MHP'nin tutumu böyle değil. MHP başından beri Yargıtay'ın aldığı iki kararın arkasında duruyor. MHP'nin hukukçu kurmayları Yargıtay'ın aldığı kararları savunuyorlar.
kararları savunuyorlar. Hatta Yargıtay'ın aldığı kararlara, iki karara yansıyan, daha evvelden MHP yöneticilerinin yaptığı bazı açıklamalar var. Dün Selahattin Demirtaş'ın Kobani davasında savunma yaparken bu meseleye ilişkin tespitini aktarmıştım size. Selahattin Demirtaş, Can Atalay tartışmasına ilişkin şöyle demişti. MHP yöneticileri tweet atıyorlar, Yargıtay da alıyor, onların açıklamalarını kararlarına koyuyor demişti Selahattin Demirtaş. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleye ilişkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Başından beri yakından takip ediliyor. CHP Genel Merkezi'nde bu mesele. Özgür Özel dün aldıkları kararları parti meclisinde ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında aldıkları kararları bir basın toplantısıyla açıklamıştı. Meclisi olağanüstü genel kurul toplantıya çağıracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi ve 14 Ocak'ta Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda bir miting yapılacak. Özgür Özel bugün Ekrem İmamoğlu'nun, birazdan geleceğiz oraya, adaylığının açıklandığı, İstanbul adayını açıkladığı CHP'nin lansmanda konuştu ve bir kez daha herkesi o mitinge davet etti. Siz anayasanın bir maddesini yok sayar, benim için yok derseniz bir başkasının bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz. Öyle bir dönemde üretilmiş öyle yapay bir krizle karşı karşıyayız ki birileri çıkıyor ve anayasamızın bir maddesini bu madde benim için yoktur diyor. Sebebi kendi kini, kendi güttüğü kin davası. Anayasanın 153. maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken birisinin talimatıyla 5 kişi anayasanın o sayfasını yırttı attı. Artık biz hep beraber bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hepinizi 14 Ocak günü saat 13'te atamızın da ebedi istirahatgahının olduğu Ankara'mızda Cumhuriyet'e ve anayasaya sahip çıkmaya mitingimize bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 Ocak Salı günü de muhalefetin çağrısıyla, CHP'nin ön ayak olmasıyla yargıdaki krizi görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Şimdi Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinden biri, bir tweet attı. O tweet manidar görüldü. Bir tweet'i hatırlayalım önce. Kenan Yaşar'ın attığı tweet şöyle: karıncalar fili çok kıskanır. O canlıysa biz de canlıyız. O büyükse biz de büyüğüz derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu, ez onu diye yazdı Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyesi. Burada karınca Yargıtay, fil Anayasa Mahkemesi diye görüldü. Böyle okundu ve Kenan Yaşar bu dün çok konuşulan bu tweet'i sildi. Twitter hesabından sildi. Bu da günün not edilmesi gereken haberlerinden biriydi. Şimdi size Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte değişen rejimin ruhunu gösteren, ruhunu yansıtan peş peşe iki haber vereceğim. Birisi şu: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer bir çalışma yapmış. 2023 yılı boyunca meclisten ne kadar yasa geçti? 2023 yılı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar kararname çıkardı, ne kadar karar çıkardı? Turan Taşkın Özer'in hesabına göre Erdoğan'ın çıkardığı kararname ve kararlar meclisten geçen yasa sayısından 6 kat fazla. Haber bu. Duvardan Ceren Bayar'ın haberi. Rapor şöyle diyor: 2023 yılında mecliste toplam 37 teklif yasalaştı. 37. Bunlardan 29'u uluslararası anlaşmalar, yani meclise gelmesi zorunlu.
Bir tanesi merkezi yönetim hesap kanunu, kesin hesap kanunu, meclise gelmesi zorunlu. Bir tanesi bütçe, bir tanesi bütçe yetmediği için çıkarılan ek bütçe vesaire. Meclis 2023 yılı boyunca 37 teklifi yasalaştırdı. Ama buna mukabil ne oldu biliyor musunuz? Beştepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan 227 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı kararnamesini 1499 maddeden oluşan 577 Cumhurbaşkanlığı kararını çıkardı. Bir yılda toplam 1726 düzenlemeyi tek başına çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclisin 6 katı fazla. Tam da yeni rejimin ruhunu, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin ruhunu, aslında ne olduğunu, aslında devletin nereden yönetildiğini, aslında bu sistemde meclisin yeni rolünün ne olduğunu ya da ne olmadığını çok iyi gösteren bir araştırma. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Turan Taşkın Özer çıkarmış bu verileri. Şimdi tekrar Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'e döneceğiz. Bekir Şahin CNN Türk televizyonuna verdiği röportajda idam cezasının geri gelmesi gerektiğini söyledi. Dinleyelim, devam edelim. Hamile kadını sayısız bıçak darbesiyle katleden bir insanın ağırlaşma müebbet cezası yerine gerekirse idam cezası da olmalı. İstanbul Sözleşmesi ile bu cinayetlerin bence hiçbir ilgisi yok. İstanbul Sözleşmesi varken de işleniyor, yok olmadığı zaman da işleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerinin engellediği hususta katılmıyorum. Doğru da değil zaten. İdam cezasının olması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı idam cezasının olması gerektiğini düşünürken bunu bir olay üzerine söylüyor. 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak, defalarca bıçaklayarak öldüren bir cani, haberleri yapıldı, görmüşsünüzdür. O olay üzerine söylüyor. Yani işte o adama idam cezası uygulanmalı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası caydırıcı değil diyor. Şimdi idam meselesi, yani bir ülkenin modernleşmesi, işte demokrasinin ne kadar güçlü olup olmadığı bakımından bir turnusol. İdam cezasının olduğu ülkelere ya da olmadığı ülkelere bakın. Ya da idam cezasının olduğu ülkelerde işlenen suçların sayısına, nevine bakın. Ya da olmayan ülkelerdeki caydırılık bakımından sayısına, nevine bakın. Ayrıca idam cezası nın geri gelmesi demek Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yollarını kesin olarak ayırması demek. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu konuda çok katı kuralları var. Kesin bir tutumu var. Eğer idam cezası geri gelecekse Avrupa Birliği'ni unutmalıyız. Bir de İstanbul Sözleşmesi meselesi var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözlerinde İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi yürürlükte olduğu zaman cinayetlerin önlenmesini sağlamadı diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bu da tartışma yaratacak bir açıklama. Yargıdan devam edelim ve Adalet Bakan Yardımcısına gelelim. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can. Önce bir tweet atmıştı. O tweet'i bir hatırlayalım. Bu 1 Ocak'ta İstanbul Galata Köprüsü'nde yapılan Gazze mitinginden sonra başlayan hilafet tartışmasına dair attığı tweet. Adalet Bakan Yardımcısının. Bu ülke İslam ülkesidir. Batı da Türk de İslam'ı eş görmüştür. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet kutsalımızdır. En azından saygılı olacaksınız. Demişti. Ben de burada, yani Türkiye İslam ülkesi değildir. Türkiye laik, demokratik bir cumhuriyettir demiştim. Ama Türkiye Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkedir. Fakat bu Türkiye'nin İslam ülkesi olduğu anlamına gelmez demiştim. Bu ülkede Hristiyanlar yaşıyor, Museviler yaşıyor, ateistler yaşıyor. Bu ülkenin vatandaşı onlar. Hepimiz eşitiz. Anayasa öyle söylüyor. Neyse. Fox TV muhabiri Fırat Ateş, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı katıldığı bir toplantıda buldu. Bu soruyu sordu. Bakın, bahsettiğimiz kişi Adalet Bakan Yardımcısı. Adalet Bakan Yardımcısı ve karşısında bir televizyon muhabiri var. Fox TV muhabiri Fırat Ateş. Bu tweet'i soruyor, bu açıklamayı soruyor. Şöyle düşünebilirsiniz, yani bir cevap vermiştir. Mutlaka bir cevap vermiştir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben de öyle düşünürdüm ama vermemiş. Bakın ne olmuş.
Başkan Yardımcım merhaba. Paylaşmış olduğunuz bir sosyal medya mesajı vardı ama. Anayasaya aykırı bir söyleri var. Buna bir söylemek ister misiniz? Katılımlarınızdan dolayı. Arkasını çekip gitti. Fırat'ın soyadını yanlış söyledim. Fırat Irmak bizim muhabirimiz Bale Ateş'in de eşidir. Oradan karıştı soy isimler. Fırat Irmak bu tweet'i soruyor. Yani anayasayı hatırlatıyor. Türkiye İslam ülkesidir. Adalet Bakan Yardımcısı buna bir cevap vermiyor. Vermiyor. Sırtını dönüp gidiyor. Buna cevap vermemesinin nedenlerinden biri de muhtemelen bu torpil meselesidir. Torpil meselesinin detaylarına girecektik bugün. Size anlatacaktık onunla ilgili ne oldu diye. Telefonuna işte mesajlar, Mehmet Ali Çelebi'nin mesajları yansımıştı. Bu haberlere RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. Buna ilişkin bir açıklaması da vardı Adalet Bakan Yardımcısının. Yayın yasağı nedeniyle o açıklamayı da veremiyoruz. Muhtemel ki buna ilişkin bir soru gelecek diye arkasını dönüp gitti. Ama o tweetin arkasında duramadı sonuçta. Yani Adalet Bakan Yardımcısı onu savunan bir açıklama yapamadı. Neyse geçelim. Şimdi seçimler meselesine geçelim. Bugün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu'nu bir lansmanla duyurdu. Geniş katılımlı Haliç Kongre Merkezi'nde geniş katılımlı etraflı bir lansmandı bu. Ekrem İmamoğlu 4,5 yıllık icraatını işte 1 saatin üzerinde süren konuşmasıyla anlattı. İstanbul'da neler yaptıklarını anlattı. Özgür Özel de konuştu, Ekrem İmamoğlu da konuştu. İkisini de dinleteceğim size ama önce Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısını bir duyalım mı? Ya biz aramızda konuştuk haber merkezinde. Başarılı olduğunu düşündük şarkının. Bakalım siz beğenecek misiniz? Çok kısa zaten. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Şu bakımdan başarılı şarkı. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Melodisi de çok akılda kalıcı. Hemen insanların dimağına yerleşecek bir seçim şarkısı olarak değerlendirdik biz. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Şimdi Özgür Özel'i dinleyelim. Özgür Özel bu lansmanda konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluların teveccühüyle kenti bir 5 yıl daha yöneteceğini söyledi Özgür Özel. Bu güzel kentte neler olmuş, neler olmuş hissederek, hislenerek ve gururlanarak izledik. Ben Sayın İmamoğlu'nun, değerli başkanımızın neler yaptığını ve geleceğe nasıl bir vizyonla baktığını kendisinden hep birlikte dinlemek üzere sabırsızlanıyorum. İstanbul'a imreniyoruz, bu kadroyu tebrik ediyoruz. İstanbul'u İstanbullular için bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Özgür Özel, buyurunuz başkanım, buraya davet ediyorum dedi. Ekrem İmamoğlu çıktı. Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra o ceket çıkarma sahnesi, ceketini çıkarması, sonra gömleğin kollarını katlaması. Oraya tekrar atıf yaptı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu. Şimdi onu dinleyelim. Beni oy birliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı saygıdeğer Özgür Özel'e büyük güven ve beni destekledikleri için hepinizin huzurunda teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Yeniden aday olabilmek için kendinize güvenmeniz yetmez. Ekibinize, partinize, örgütünüze, 16 milyon İstanbullunun aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir. Her yerde şunu söyleyin, İstanbul başardı.
halka hizmet işini bize bırakın, o bizim işimiz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Yeni bir slogan da duyduk bu lansmanda. Ceketi çıkar, kolları sıva. Zaten Ekrem İmamoğlu oradaki gençlerin o tezahüratı, o sloganı üzerine ceketi çıkarıyor ve kolları sıvıyor. Şimdi burası Haliç Kongre Merkezi. İstanbul'un en büyük, bu tip toplantılar için en büyük mekanlarından bir tanesi. Aynı salonda pazar günü AK Parti adaylarını açıklayacak. Ve İstanbul adayı da açıklanacak. Herkes merakla bekliyor. Ya Ali Yerlikaya'nın adı öne çıkmıştı. Şimdi Murat Kurum adı daha çok telaffuz edilir oldu. Bugün iktidar medyasında bazı gazetelerde yani işte %99 Murat Kurum diyenler de oldu. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'sa o da Murat Kurum olduğunu yazmış ama %99 da diyememiş Ahmet Hakan. Şöyle diyor Ahmet Hakan, kulislere daldım çıktım. Sağa solu yokladım, kulağa deliklerle görüştüm, ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çakanları yokladım, AKP'nin muhtemel büyükşehir adaylarını yazdım demiş. İstanbul Murat Kurum %75 olasılıkla, Ankara Turgut Altınok %75 olasılıkla. Yani Hürriyet işte o da artık iktidar medyasının bir parçası ve onun genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan %25'lik bir yanılma payı koymuş. Murat Kurum ismi öne çıkmış gibi görünüyor ama Ali Yerlikaya'nın ismi de bir taraftan telaffuz ediliyor. Bir ara Ali Yerlikaya'nın kesin aday olacağını söyleyenler de vardı. Bakalım ne olacak? Yani Erdoğan'ın bu tahminleri yapanları ters köşe etme ihtimali her daim var. Şimdi Ali Yerlikaya demişken bugün sosyal medyada çok paylaşılan bir görüntüyü göstermek istiyorum size. Bu fenomenlerin lüks araçları var ya, onlara el konulmuştu operasyonlar sonrasında. İşte Ferrari'ler, Bentley'ler, Maserati'ler falan. Onların bir kısmı emniyete devredildi ve polis aracı yapıldı. Şimdi bunlardan biri bir Ferrari İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul turizminin göbeğinde yani. Yani bir tarafta Ayasofya Camii var, bir tarafta Sultanahmet Camii var. Tam ortasında. Polis, bunu kullanan polis sanki orada bir yarış varmış gibi böyle Ferrari ile oraya buraya basa basa gürültü yapa yapa gidiyor. Bir izleyelim görüntüyü. Sesi var değil mi? Sesi var mı yönetmenim? Ben duyamıyorum sesi. Sesini açalım bir. Sesi duyalım. Ha sesi yok. Sesi yok, tamam. Yani sesi var da bizim videoda yok. Acayip bir gürültü çıkıyor. Yani polis gaza sonuna kadar basıyor. Arabanın sesini çok çıkartıyor. Şimdi yani burası İstanbul'un en merkezi yeri. İstanbul turizminin tam göbeği. Ayasofya'nın önü burası. Ayasofya Camii'nin önü, turistlerin olduğu yer. Ya bizim zaten Ayasofya'mız var, Sultanahmet'imiz var, Yerebatan Sarnıcı var orada. Yerebatan Sarnıcı var. Aşağıya iniyorsunuz, işte Sirkeci, Eminönü, zaten İstanbul'un kendisi yeter. Burada ya tam İstanbul'un göbeğinde turistlere Ferrari ile hava atmaya ihtiyacımız yok ki bizim. Bu nedir yani? Neyin havası atılıyor bu araçlarla? Buna ne ihtiyaç var? Bu araçlar satılıp da emniyete neden makul araçlar, şöyle orta halli, ne bileyim işte fiyatı daha makul olan. Hani şu arabayı satsanız onlardan kaç tane alırsınız? Neden böyle bir karar alındı? Yani Türk polisinin Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari ile gezmesini insanlara göstermekteki maksat, murat nedir? Ben merak ediyorum. Zaten sosyal medyada da çok eleştiri gelmiş buna. Söz fenomenlerden açılmışken yine fenomenlerden bir haber verelim. Kıvanç Talu ile Beril Talu. Bunlar bir çift. Onlar da işte sosyal medya fenomeni. 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Çift Gürcistan'a kaçmıştı yasağa rağmen. İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi.
Ve yakalandılar, havaalanında yakalandılar, gözaltına alındılar. Sonrasında suçlamaları kabul etmediler. Poliste verdikleri ifadede 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiaları için de biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar, asıl suçlu onlar demişler. Savcılık ifadesinin ardından da dolandırıcılık suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Şimdi mahkemeden çıkacak karar bekleniyor. Bugün adliyede olan bir isim daha vardı. Gazeteci Fatih Altaylı. Fatih Altaylı hakkında o ellerine sağlık tweet'i sebebiyle bir soruşturma açılmıştı. Tweet, İstanbul Galata Köprüsü'ndeki Gazze mitinginden sonra üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un mitinge katılan ve elinde tevhid bayrağı olan bir kişiyi yumruklamasından sonra gelmişti. Eline sağlık tweet'i. Herkes, ben de dahil olmak üzere, o tweet'in işte yumruğu atanın eline sağlık anlamına geldiği biçiminde yorumlamıştı. Böyle düşünmeyenler de vardı aslında. Herkes dememek lazım. Pek çok kimse diyeyim. Fakat Fatih Altaylı sonrasında bunun bir sosyal deney olduğunu, yanında bir reklamcı arkadaşının olduğunu, işte böyle böyle bir tweet atacağını, bakalım insanlar ne tepki gösterecek dediğini falan filan anlatmıştı. Bugünkü ifadesinde de zaten bunu tekrar etmiş. Yani bu tweet'i ben bu maksatla attım diye. Fatih Altaylı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermeye çağrıldı. İfade verdikten sonra da mahkemeye sevk edildi. Bugün adliye koridorlarında çekilen görüntüsü böyle Fatih Altaylı'nın. Savcılık adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle Fatih Altaylı'yı mahkemeye sevk etti. Mahkemede işte Fatih Altaylı'nın ifadesini aldıktan sonra adli kontrol uygulanmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Fatih Altaylı ile ilgili haber böyle. Şimdi Ege Akersoy elbette işte onun attığı yumruk, tevhid bayrağı taşıyan kişiye attığı yumruk, şiddet elbette savunulamaz. Buna zaten başından beri karşı olduğumuzu, yanlış bulduğumuzu burada söyledik. Fakat Ege Akersoy'un tutuklanmasında bir çifte standart yok mu sorusunu da sorduk başından beri. Çünkü tutuklama bizim hukuk sistemimize göre bir tedbirdir. Yani bir işte suç işlendikten sonra şüphelinin delilleri karartma ihtimali varsa, kaçma ihtimali varsa tutuklanır. O da bazı suçlarda tutuklanır, öyle her suçta da tutuklanmaz. Fakat Ege Akersoy için öyle bir durum yok. Niye tutuklanıyor demiştik. Hatta Ege Akersoy'a yumruk atan kişi de ifadesi, tokat atan kişi, başka bir kişi olay yerindeki, biliyorsunuz zaten. Tokat attıktan sonra işte onun da ifadesi alındı ama o tutuklanmadı. Madem öyle onun da tutuklanması lazım. Bu çifte standardın sebebi ne diye sormuştuk. Şimdi size yeni bir çifte standart örneği vereceğim. Bir günden İsmail Arı'nın haberi bu. 41 yaşındaki müzik öğretmeni SS isimli kadın 4 Haziran 2023 tarihinde Mersin'de apartmanının önündeki hamile kediye mama vermek istedi. Kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki MHP'li Ramazan Belli'nin yumruklu saldırısına maruz kaldı. Darp raporu aldı, şikayetçi oldu, basit yaralama suçundan dava açıldı. Şimdi mahkeme kararını verdi. Karar şöyle: sadece 2.240 lira para cezası ödeyecek. O da hükmün açıklanmasını geri bıraktı mahkeme. Anlamı şu, önümüzdeki 5 yıl boyunca bir suç işlemezse o para cezasını ödeyecek. Şimdi bir kediyi beslediği için kadını bu hale getiren kişiye 2.240 lira para cezası verildi. Bir öğretmeni bu hale getirmiş. Şimdi burada bir çifte standart yok mu? Sadece para cezası almış. MHP'li olmasının mesela bu işle bir ilgisi var mı yargıdan çıkan kararla? Bunu da bilmiyoruz. Belki vardır, belki yoktur. İlginç. Şimdi başka bir çifte standart örneği göstereyim size. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün İstanbul Samandıra'da Ebubekir Sıddık Camii'ne cuma namazı kılmaya gitti. İsmail Saymaz paylaştı görüntüyü. İsmail'in tweetini okuyayım önce. Babacan cuma namazını Samandıra Ebubekir Sıddık Camii'nde kıldı.
Camiye girerken Akif Birant adlı kişi Babacan'a sataştı. Babacan'ın korumaları uyardığı halde önlem alınmadı. Babacan camiden ayrılırken protestocu çatıya çıkıp propaganda yaptı. Polis müdahalede bulunmadı diye yazmış. Videosu da var. İzleyelim. Tezkereye imza atmadığını anlatmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgilerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgilerini danışmanın yurt dışına sattığını anlatmış. Sayın Erdoğan'ın arkada bir duralım, Emre bir duralım. Bakın Babacan burada. Camiden çıkmış. Cemaatle selamlaşıyor. Babacan'a bağıran kişi de şurada, tam şurada caminin üzerine çıkmış. Namazdan evvel Babacan'a sataşmış bu adam zaten. Bir şeyler söylemiş yani. Adı neydi? Akif Birant. Babacan'a bir şeyler söylemiş bu adam. Şimdi polis, yani bir genel başkan, eski başbakan yardımcısı, eski dışişleri bakanı Ali Babacan ve şu anda bir partinin genel başkanı. İnsanların arasına karışıyor. Bir camiye namaz kılmaya gidiyor. Girişte bir kişi ona sataşıyor, laf ediyor. Laf ediyor. Sonra polis buna ilişkin bir tedbir almıyor. Babacan içeri giriyor, namazı kılıyor, çıkıyor. Aynı kişi bu sefer caminin üzerine çıkıp Babacan'a bağırmaya devam ediyor. Şimdi o Babacan'a bağırırken orada caminin avlusunda bulunan kişilerden biri bundan etkilense, olmadık bir şey yapsa, ki bunun örneklerini çok gördük biz daha evvel, olmadık bir şey yapsa ne olacak? Sorumlusu kim olacak? Ayrıca bu adam da camide bulunduğuna göre o da namaz kılmaya gitmiş muhtemelen. Yani Allah'ın evi burası. Yani siyaseti niye karıştırıyorsunuz ki? O da ayrı bir fasıl. Devam edelim. Ömer Çelik'le devam edelim. Şimdi yine bu hilafet meselesine Ege Akersoy'un attığı yumruktan sonra başlayan hilafet tartışmalarına ve o mitingden sonra başlayan hilafet tartışmalarına dönelim. Ömer Çelik'e katıldığı Habertürk yayınında bu hilafet meselesi soruldu. Ömer Çelik şöyle diyor, AK Parti sözcüsü. Gündemimizde böyle bir şey yok. Hilafetle alakalı bir şey yok. Biz hatta diyor kuantum fiziğini konuşuyoruz aramızda diyor Ömer Çelik. Dinleyelim. Niye hilafeti tartışmıyoruz? Böyle bir gündeminiz var mı efendim? Böyle bir gündemimiz yok. Temel meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik vasfının, layık vasfının, sosyal hukuk devleti olma vasfının güçlendirilmesinden ibarettir. Anglo-Sakson dünyada uygulandığı gibi bir toplumsal barış projesi olarak uygulanması, bir ideoloji olarak uygulanmaması, tam tersine layıklık esasında din ve vicdan hürriyetini esas alır. En son yakın zamanlarda bazı hocalarımızı çağırıp kuantum fiziği falan konuştuk. Her konuda uzman birisi olduğunda zaman zaman çağırıp konuşuyoruz. Hiç hayatımda böyle bir tartışma duymadım. Ömer Çelik'in sözleri böyle. Bizim gündemimizde hilafet meselesi yok diyor. Devam edelim. Şimdi yine bir üniversite öğrencilerinin öznesi olduğu bir meseleyle. Bu da dünden bu yana çok konuşulan bir haber. Çok ürkütücü bir haber. Halk TV, Com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberi bu. Çok önemli bir haber. Koç Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci var. 3 kişilik bir odada kalıyor. Üniversitenin yurdunda 3 kişilik bir odada kalıyor. İki başka üniversite öğrencisiyle. Öğrenci Kürt ve Alevi. Diğer iki oda arkadaşı da işte milliyetçi hassasiyetleri olan, öyle olduğunu söylüyor. Milliyetçi hassasiyetleri olan kişiler. 5-15 Kasım tarihleri arasında cereyan ediyor mesele. Hasan EGK iki oda arkadaşı tarafından şiddete uğrayan öğrenci. Şöyle diyor ifadesinde. Yanlış mı söyledim? Saldırgan. Özür dilerim, yanlış söyledim. Hasan EGK saldırgan. Şöyle diyor. Hasan EGK ben Alevi olduğum için saldırganı kastediyor. Ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni o odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikayetçi olacaktım ancak öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikayetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor diyor. Anlattığına göre üniversite yurdundaki odada iki kişi
Kürt ve Alevi olan bu öğrencinin yüzüne kızgın ütü yapıştırmaya çalışıyorlar. Kızgın ütü yapıştırmaya çalışıyorlar. Yüzünü kesiyorlar. Yüzünü kesiyorlar ve yumrukluyorlar. Yumrukluyorlar. Bu fotoğraftaki saldırganlardan biri. Şimdi bu mesele Dinçer Gökçe tarafından haberleştirildikten sonra üniversiteden açıklama geldi, Koç Üniversitesi'nden. İşte bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığı söylendi. Öğrencinin işte ırkçı açıklama bu. Üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturma başlatılmıştır. Konu yargıya da taşınmıştır diyor. Ve şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği belirtiliyor açıklamada. Şimdi ses kayıtları var. Bu meseleye ilişkin ses kayıtları var. Elimde ses kayıtları. Şimdi oradan size bir bölüm okuyacağım. Şimdi aralarında tartışıyorlar öğrenciler. Odada aralarında tartışıyorlar. Yaptığın şey kötü bir şey diyor saldırıya uğrayan öğrenci. Yaptığın şey kötü bir şey diyor. Karşısındaki saldırgan öğrenci cevap veriyor. Kürt olmasaymış o da diyor. Kürt olmasaymış. O da cevap veriyor saldırıya uğrayan. Diyor ki FB adı. Bu insanların seçebileceği bir şey değil diyor Kürt olmak. Benle alakalı bir şey değil diyor. Sonra devam ediyor diğer saldırgan. Şöyle diyor çocuğa. Ama intihar etmek seçebilecekleri bir şey. Veya köle olduklarını kabullenmeli. Ne denir? Ona karşı koymayı, resistlemeyi vazgeçip itaat etmeyi seçtikleri zaman aslında başarı diye devamında ne dedikleri anlaşılmıyor. Bakın yani çocuğunuz Koç Üniversitesi'ni kazandı diye seviniyorsunuz ki yüksek puanlı bir okul. Sonra götürüyorsunuz orada bir yurda yerleşiyor. 3 tane çocukla kalıyor. İyi arkadaş olurlar. Birlikte vakit geçirirler falan diye düşünüyorsunuz. Kapalı kapılar ardında 4 duvar arasında çocuğunuz Kürt ve Alevi olduğu için iki ırkçı tarafından şiddete maruz kalıyor. Ayrımcılığa maruz kalıyor. Şöyle diyor aralarındaki tartışmada saldırganlardan biri. Hayır yani diyor. Kürt olduğu yetmezmiş gibi adam bir de Alevi diyor. Alevi diyor. Kürt olduğu yetmezmiş gibi adam bir de Alevi diyor. Çocuk cevap veriyor saldırıya uğrayan. Ya diyor senin tek aşağılayabileceğin yönlerim seçemediğim özelliklerim mi diyor. Sonra devam ediyor. Bir de çocuğun cinsel yönelimiyle ilgili laflar ediyor falan. Bu çok önemli bir haber. Yani ırkçılık nerede zuhur ederse onu görünür kılmak lazım. Çünkü bu çok büyük bir risk bizim ülkemiz ve toplumumuz açısından. Onu fahş etmek lazım. İnsanlara duyurmak lazım. Nerede bir ırkçılık işleniyorsa, ırkçılık yapılıyorsa bunu herkese haber vermek lazım. Ayrıca çocukları üniversitede okuyan velilere, anne babalara da dikkatli olmaları için de uyarı yapmak lazım. Şimdi bu saldırıya uğrayan çocuklardan biri Ümit Özdağ, Hasan Ege Karanfil adı. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı'na bir mesaj göndermiş. Ümit Özdağ da o mesajı paylaşmış. Diyor ki Hasan Ege Karanfil açık açık yazmış isimlerini. Oradan okuyorum Ümit Özdağ. Arda Demir'le ben Hasan Ege Karanfil'in Feridun Balaban'a karşı ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici şekilde saldırıda bulunduğumuz tamamen iftiradan ibarettir. Kavganın nedeni eşcinsel yönelimi olan falan filan diye devam ediyor. Okumayacağım devamını alalım. Cinsel tacizde bulunmasıdır falan diyor. Aklıma şu geldi. Yani niye Ümit Özdağ göndermeyi tercih etmişler bu mesajı? Devam edelim. Akademiden devam edelim. Söz üniversiteden açılmışken. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsnü Çaksen yayınladığı bir makale bugün sosyal medyada çok konuşuldu, çok tartışıldı. Günün en çok paylaşılanlarından biriydi. Hocamız Profesör Doktor Hüsnü Çaksen. Bu arada alanında önemli bir doktor olduğu da yazıldı. Yani önemli bir bilim insanı olduğu da yazılıp çizildi. Fakat makalede şöyle demiş İngilizce. MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz demiş.
Profesör Doktor Hüsnü Çaksen. MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz diye yazmış. Hiç de bilimsel bir yaklaşım değil. Yani inanç kişisel bir meseledir. İnanırsınız ya da inanmazsınız. Aranızdaki meseledir inandığınızla. Fakat hoca MS hastalığının Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz diye yazmakta bir beis görmemiş. Üstelik bunu işte bilim insanlarının makalelerinin yayınlandığı bir şeyde, platformda yayınlamış bu makaleyi hoca. Şimdi MS hastalığı Allah'tan gelen cezaysa diğer hastalıklar mesela Allah'tan gelen ceza değil mi acaba? Aklıma bu soru geldi. Değil mi acaba? Şimdi bizim muhabirlerimizden KRT'nin Fırat Fıstık araştırmış, hocanın başka bir makalesini daha bulmuş. Hüsnü Çaksen'in başka bir makalesi. Şöyle yazmış Fırat, MS hastalığı ile ilgili makalesi ortaya çıkan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Hüseyin Çaksen'in başka bir makalesi, başörtüsü ergen kız çocuklarını ve kadınları cinsel tacizden korur diye yazmış. Başörtüsü ergen kız çocuklarını ve kadınları cinsel tacizden korur. Yani bunu ne bağlamda yazdı falan bilmiyorum. Ama korumadığını biliyoruz zaten. Yani korumadığını görüyoruz. Yani bunu söylemeye de gerek var mı onu da bilmiyorum da. Bunun bilimin içinde ne işi var? Yani bilimsel makalede ne işi var? O zaman başörtüsü takmayanlar işte cinsel tacize karşı korunaksız hale mi geliyorlar? Korunaksız hale geliyorsalar dolayısıyla işte başörtüsü takmayarak bunun önünü açmış mı oluyorlar falan filan, üzerine bin tane soru söyleyebilirsiniz ama çok garip, çok acayip, gerçekten çok acayip. Şimdi bir tane daha göstereceğim size. Bu da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şadan Başkaya. O da şöyle demiş hoca. Küresel ısınma bolluk ve beslenmektir demiş. Türkiye'de küresel ısınma kaynaklı hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimlerin olumlu etki yarattığını savunmuş. Küresel ısınma bolluk ve bereket demektir. Yabani hayvanlar için de bu böyledir. Küresel ısınma döneminde birçok hayvan daha çok ve daha rahat besin bulur demiş. Yani bir süreliğine öyle olabilir de sonra ne olacak? Akademimizde neler oluyor acaba? Devam edelim. Şimdi bugün Diyarbakır'dan bizim beğendiğimiz, içimizi ısıtan bir görüntü geldi. Sizinle de paylaşmak istedik. Diyarbakır'da trafik polisi yakıtı, bir otomobilin yakıtı bitmiş. Verelim görüntüyü Emre. Bir otomobilin yakıtı bitmiş, yolun ortasında kalmış Diyarbakır'da. 2 kilometre, bu polis memuru 2 kilometre boyunca, içinde aracın sürücüsü var, tek başına 2 kilometre boyunca iterek benzin istasyonuna gitmesine yardımcı olmuş. Çok güzel bir görüntü. Paylaşmak istedik sizinle. Bu arada Kars'tan bir kaza haberi geldi bugün trafik deyince. İki otobüsle bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası. 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bakın, karlı yolda zaten bir kaza gerçekleşmiş. Bir otobüsle bir kamyon çarpışmış. Ama arkadan gelen otobüs o kadar hızlı ki, yani yerdeki kara rağmen, zeminin buzlu olmasına rağmen o kadar hızlı geliyor ki durmasına imkan yok. Ve tekrar başa alalım ve bakın ne kadar hızlı geliyor ve kaza yapmış otobüse böyle çarpıyor. Evet, Kars'ta bir trafik kazası. 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı bu kazada. Şimdi dönelim artık küllenmeye yüz tutmuş bir tartışmaya. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı bu akşam Riyad'da ne olup bittiğine ilişkin bir televizyon kanalında soruları yanıtlayacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı niye oynanamadı? Yani Fenerbahçe Başkanı'nın bu sürece ilişkin dahli neydi? O kurulan 6 saatlik masada ne konuşuldu? Fenerbahçe ne talep etti? İşte federasyonun oradaki rolü neydi? Suudi Arabistan neye itiraz etti? Vesaire vesaire. Ali Koç bir de mutlaka
Abdülkadir Selvi'ye de değinecek bu akşam programda. %100 diyorum çünkü Abdülkadir Selvi, Hürriyet yazarı, Fenerbahçelileri çok kızdırdı. Fenerbahçe yönetimini çok kızdırdı. Ertuğrul Özkök de Abdülkadir Fenerbahçe'ye iki ayrı açıklama yaptıran, bir televizyondaki sözleri için bir de gazetedeki yazıları için iki ayrı açıklama yaptıran Abdülkadir Selvi'ye bugün yazdığı bir yazıyla yanıt verdi. Ertuğrul Özkök yıllarca Abdülkadir Selvi'nin, yıllarca Hürriyet'in yayın yönetmenliğini yaptı biliyorsunuz. Abdülkadir Selvi de o dönem Hürriyet'teydi diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Ertuğrul Özkök şöyle diyor, bakın. Öyle bir yazı yazdı ve öyle bir laf etti ki şaşırdım kaldım. Abdülkadir Selvi'yi kastediyor. Belli ki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç artık açık ve net hedefe kondu. Atış serbest. Ama Selvi'nin ona yüklenmek için bulduğu şu cümleye bakar mısınız? Diyor. Bula bula FETÖ'cülerin kullandığı yurtta sulh, cihanda sulh pankartını mı buldunuz sahaya çıkarmak için? Önce gözlerime inanamadım demiş Ertuğrul Özkök. Böyle bir zırvaya ne denir, nasıl tepki verilir vallahi bulamadım. Hayatımda bundan daha kaba, bundan daha haksız ve bundan daha akılsızca bir algı cümlesi görmedim. Çok ayıp ettin. Atatürk'ün yıllardır dış politikamıza istikamet veren bu harika cümlesini alelade bir algı operasyonuna alet ederek, algı operasyonu yaparak Ali Koç'un başını yemek istiyorsanız daha zeki bir şeyler bulun yahu diyor. Ertuğrul Özkök bir yerleri işaret ediyor. Yani Abdülkadir Selvi oralardan gelen telkinle, oraların yönlendirmesiyle mi yazıyor bunu gibi bir şüphesi var. Onu da dillendiriyor üstü kapalı. Fenerbahçe'de Abdülkadir Selvi'ye 2013 yılında yazdığı bir yazıyı hatırlatmıştı. Abdülkadir Selvi diyor ki maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç istedi diyor. Bunu gündeme getiren Ali Koç diyor. Fenerbahçe'de bunu reddediyor. Ali Koç'un bu meseleyle ilgili bir dahli yok diyor. Federasyon da zaten açıklama yaptı. Öyle olsaydı bunu federasyon da söylerdi diyor Fenerbahçe takımı. Ve açıklamada 2013 yılında Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazıyı işaret ettiler. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada. Yazı şu. Bu şahsın, evet bu Fenerbahçe'nin açıklaması. Yazı var mı arkadaşlar? Yazıyı verelim. Yazı bu. Az önceki açıklamada bu yazı işaret ediliyor. Hocam, Türkiye'ye dön artık. Sen kim oluyorsun diyebilirsiniz, senin haddine mi düştü diye uyarabilirsiniz, haklısınız derim, bense ızdıraplı bir insanım. Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi, onun için mukavemet kolaydı, şimdi tehlike içeriden geliyor falan diye devam ediyor. Yani hülasa Abdülkadir Selvi, Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dön çağrısı yapıyor bu yazıda ve Fenerbahçe Kulübü de bu yazıyı hatırlattı. Vaktimiz kaldı mı yönetmenim? Tamam, şu Ömer Çelik'le devam edelim, onunla tamamlayalım. Ömer Çelik dün akşam katıldığı Habertürk yayınında Gazze'de olan bitene ilişkin bir değerlendirme yaparken gözyaşlarını tutamadı. Gazze'de ölen çocukları hatırlattı. Duygusal anlar yaşadı yayında. Bir dinleyelim Ömer Çelik'i. O çocukların ölümü hepimiz için bir insanlık dışı bir utanç. Böyle bir şey olabilir mi? Dakikada 10 çocuk ölüyor. Şimdi maalesef evet, yani hepimizin bir yerde tıkanıp kaldığı, bir türlü de çözemediği 1948'den bu yana. İnsanlık bu katliamı da yenecek. Allah'ın izniyle o insanlar direniyorlar. Gözyaşlarına her zaman inanırız. Gerçekten de Ömer Çelik dakikada 10 bebeğin öldürülmesi nedeniyle ağladı. Fakat ya bu işte bu görüntü sosyal medyaya düşünce kimileri şunu hatırlattı. Güney Afrika hükümeti İsrail'i Filistin halkına soykırım yapmakla suçlayarak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmıştı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı sözcüsü ilk duruşmanın 11-12 Ocak'ta Lahey'de yapılacağını, avukatların hazırlıklarını sürdüğünü söyledi. Yani İsrail, Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesi önünde soykırım yapmakla itham edildiği duruşmada kendisini savunacak. Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu habere ilişkin açıklama gelmişti. Bu başvurunun memnuniyetle karşılandığı ifade edilmişti. Şimdi insanlar şunu hatırlatıyorlar. Biliyorsunuz
Türkiye bu konuda, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e çok sert eleştiriler yöneltiyor. Türkiye'nin tutumu, iktidarın tutumu belli. Fakat biz niye böyle bir adım atmıyoruz mesela? Niye böyle bir adım atamıyoruz? Güney Afrika bunu yaptı da mesela biz Lahey'e böyle bir başvuruda bulunsak, böyle bir dava açsak bunu niye yapamıyoruz? İnsanlar doğal olarak hatırlatıyorlar. Bir de İsrail'le yürüyen ticaret meselesi var elbette. İslamcıların kimi kanatları da Türkiye'nin İsrail'le yürüttüğü ticareti bitirmesi gerektiğini, buna devam etmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ticaret devam ediyor. Ticarette bir aksama yok. Söylenen sözlere rağmen. Günün özeti budur efendim. Haber merkezimize yağan haberlerden asıl meseleleri seçmeye çalıştık. Pazartesi yine saat 18'de burada olmayı umuyoruz. Gelirseniz birlikte asıl meseleyi konuşuruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.